Değerli izleyenler, sevgili dostlarım, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugünkü konuğumuz Orhan Ökmen. Orhan Ökmen, JCR Eurasia Başkanı'ydı kısa bir süre öncesine kadar. Türkiye'nin önde gelen rating şirketlerinden birinin büyük ortağı kurucusuydu. Kısa bir süre önce el değiştirdi, sattı. Bankacılık konusuna çok hakim bir insan. Uzun yıllar bankacılık yaptı, bankalarda üst düzey yöneticilik yaptı. Ve Türkomani dergisini de ta başından bu yana yazarı, yazdığı yazılarla, makalelerle, analizlerle çok değerli katkılarda bulunuyor. Teşekkür ediyorum. Orhan kardeşim diyorum, benim de çok eski arkadaşım, üniversiteden arkadaşım. Programımıza hoş geldin Orhan'cığım. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun Kazım kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi evet, koronavirüs meselesini tartışıyoruz. Hepimiz evdeyiz, sen de evdesin. Belki de ailelerimizle ilk defa bu kadar uzun süre birlikte oluyoruz. Bu da pozitif olarak düşünecek açılardan, konulardan bir tanesi. Şimdi en son makalende de belirtmiştin. Ekonominin, bu koronavirüsün ekonomide yarattığı bir takım paradigmalar var, değişiklikler var. Oradan başlayalım. Koronavirüs ekonomide ne gibi değişiklikler yarattı ve bundan sonra ne gibi değişiklikler yaratacak? Oradan başlayalım. Evet. Şimdi aslında yani tekrara gerek yok. Koronavirüsü insanoğlunun tümü için hiçbir ayrım gözetmeden devamlılığına yapılmış bir tehdit aslında. Şimdi bu tehdit tamamen uluslararası ve küresel bir sorun. Fakat birçok ülkede bir takım sloganlar geliştirilmiş. Türkiye'de de var bir slogan. İşte sorun küresel, çözüm ulusal. Çok yanlış bir aslında bir slogan. Yani sorun küreselse çözüm de ulusal olmaması lazım. Çözüm de küresel olması lazım. Neyse buna takılmayalım. Şimdi çözüme ulusal bakıldığı zaman bir kere üç şey oluyor. Bir tanesi her ulus, her ülke, her devlet kendi çözümünü, kendi tedbirlerini bulmaya çalışırken dünyada şu an işte 20-25 gündür daha çok bir yoğunlaştığı bu virüse karşı önlemler ciddi bir kaynak israfı var. Birincisi bu. Yani nasıl bir kaynak israfı? Yani herkes Amerika'yı yeniden keşfediyor. Halbuki bunu daha ortaklaşa yapsalardı bir kere zaten keşfedilmiş olacaktı. Çok detay var da ben başlık başlık geçiyorum. Yani hemen buraya açalım o zaman. Şu anda hükümetler kaynak paketlerini açıyor, ekonomik paketleri açıyor. Senin düşüncene göre bu bütün devletler bir araya gelip ortak bir ekonomik paket mi açmalıydı? Bunu demek istiyorsun? Yani sadece bu değil, bu da onlardan birisi. Herkes koronavirüsün aşısını yalnız başına bulmaya çalışıyor. Herkes kendi ülkesinin toprakları içerisinde yaşayan üretim birimlerini, hane halklarını korumaya çalışıyor. Ama bütün bunları uluslararası bir koordinasyonla yapılırsa bir kere çözüm için harcanan emek, çözüm için harcanan kaynaklar israf edilmemiş olacaktı. Aynı iş için aynı topluluklar, aynı örgütler, aynı organizasyonlar aynı masrafları yaparak mükerrerliğe sebep oluyor. Daha detaylı aslında ama başlığı böyle diyelim. Anladım. İkincisi yine uluslararası bir koordinasyon olmadığı için yerel anlamda ülkeler arasında yapılan para ve maliye politikalarının etkinsizliği çıkıyor ortaya. Çünkü artık dünya bir bütün halinde olan bir zemin. Bu bütünün içerisinde parçalara yönelik tedbirler alınması da o tedbirlerin etkinsizliğine sebep oluyor. Dolayısıyla tarihte hiç görülmediği kadar bu Türkiye için de geçerli, Amerika için de geçerli, Avrupa için de geçerli. Para ve maliye politikaları çok etkili değil şu sıralarda. Çünkü dünyanın bir bütün olduğu gerçeğinin dışında hareket edildiği için. Üçüncüsü, söylediğimiz gibi bağlantılar ve işbirlikleri giderek zayıflıyor. Birincisi paradigma değişikliğini bu üç başlıkta toplayabiliriz. İkincisi, dikkat ederseniz koronavirüsü ortaya çıktıktan sonra ülkeler seri bir şekilde eş zamanlı olarak faiz oranlarını aşağı çektiler. Aynen, evet. Evet. Şimdi bu aslında bu sürecin bir öncesinde yerel paraların arasındaki faiz farkları 3 aşağı 5 yukarı sabitti, standarttı. Şimdi herkes aşağı çekince yerel paraların arasındaki faiz farkları da sıfıra yaklaştı ya da azaldı.
bu işte yerel paraların değerinde hem yönsüzlük hali yarattı hem düzensiz hareket hali yarattı. Şimdi bir paranın yönü hem düzensiz hem de yönsüz ise bu ekonominin büyümesinde çok büyük tehditler yaratır. Bu ekonomi birinci kuralıdır. Böyle bir paradigma değişikliği oldu. Tarihte hiçbir zaman o 29 buhranı da dahil olmak üzere ülkeler arasında böyle eş güdümlü olarak paralarının değerinde düzensizlik hareketi hiç bugüne kadar görülmemişti. Bu da önemli bir paradigma değişikliğidir. Bu noktada bir dolarizasyon vardı Türkiye'de ve dünyanın birçok ülkesinde. Bu durum yerel paraların daha zayıflamasına, dolar gibi daha güçlü paraların daha büyük talep görmesine, dolarizasyona sebep olur mu sence? Tabii ki daha da fazlasıyla oldu. Ama benim söylediğim dolarizasyondan ziyade her ülkenin parası daha kısa aralıklı ama büyük boyutlu, kısa aralıklı daha büyük boyutlu oynaklıklara sebep oldu. Bu da insanların bütçe yapmasını, plan yapmasını, üretim yapmasını, tüketim yapmasını tamamen değiştiren, bozan bir unsur haline geldi. Tabii buna bir de şey eklenince hazırlıksız bir şekilde panik olarak hükümetlerin birçoğu da yeniden tedbir almaya başlayınca bu da kendi yerel paralarının değerini düzensiz oynaklığa sebebiyet verdi. Yani burada sonuç olarak söyleyeceğimiz şey birçok ülkenin parası hemen hemen dünyadaki bütün ülkelerin parası düzensiz dalgalanmaya başladı. Bu da küresel büyümenin tehdidini biraz daha büyüttü. Bir diğer paradigma değişikliği de buydu. Bir başkası coğrafik olarak koronavirüsü her gün yeni coğrafyalara dağılmaya başladı. Şimdi böyle bir coğrafya dağılmaya başlayınca uluslararası para ve sermaye hareketleri nerede koronavirüsü salgını artmaya başladıysa aniden oradan çıkmaya başladı. Başka bir yere girmeye başladı. O girdiği yerde tekrar salgın başlayınca bu kez oradan çıkmaya başladı. İşte bu da para ve sermaye hareketlerinin bir an gelip bir an çıkması ani duruş, ekonomide ani duruş, ani kalkış gibi bir haller doğurdu. Bu da ekonominin dinamizmini, normal işleyişini bozan bir süreçti. Tabii burada da sıcak paranın boyutları ve ülkeden ülkeye virüs gibi uygun gördüğü iklime girmesi bir problem yaşandığında hemen kaçması gibi bir durum yaratıyor. Virüsün tersi. Virüs nereye girdiyse o kaçıyor. Virüs nereye girdiyse o kaçıyor. Ama virüsün olmadığı yere aniden girdiği için orada bir boom etkisi yaratıyor. 10 gün sonra, 20 gün sonra orada da salgın başladı ama bu kez oradan kaçıyor ama nihai gidiş yeri yine Amerika. Dolayısıyla da dikkat ederseniz son zamanlarda dolara olan talep en tabu bulmuş bir şekilde devam ediyor. Bir başkası finansal varlıkların değeri hızlıca düştü. Yani bütün değeri hiç sabit kalan ya da yükselen hiçbir finansal varlık yok. Çok oynak bir şekilde. Bunun sonucunda da kredi piyasalarında çok ciddi daralmalar ve canlılığını yitirme halleri başladı. Aslında şu an dünyanın bütün ülkelerinde, Türkiye'de dahil kredi vermek, kredi tahsis yapmak en önemli sorun haline geldi. Tabii bunun devamını biraz sonraki konuşmalarımızda söyleyeceğiz. Bunun canlılığı nasıl sağlanacak filan diye. Bir başka paradigma değişikliği ama en önemlisi dünyada bütün tedarik zincirleri bu işten etkilendi. Birçoğu zarar gördü. Birçoğu koptu. Yani aslında koronavirüsü salgını eşittir tedarik zincirlerinin kopuşu diyebiliriz. Bu da böyle bir, ya bugüne kadar hiç tedarik zincirlerine zarar veren bir ekonomik sorun yoktu. Bu zincirin kopması kime yaradı, kime yarıyor? Hiç kimseye yaramadı aslında. Zincirin kopması demek üretim halkalarından birisinin kopması ve üretim durması demektir. Şimdi bir yerde üretimin durması sadece bir yere özgü olsa bir başka üretim aynı işin üretimini yapan ülkeler için belki avantaj olabilirdi. Ama zincir kopunca özellikle tedarik zincirleri de çok uluslu, çok ülkeliydi. Dolayısıyla birkaç ülkede değil birçok ülkede koptu. Kopunca bu işten hiçbir insan, hiçbir ülke, hiçbir firma karlı çıkamadı. Yani şu açıdan sordum. Bunu şu açıdan sordum. Şimdi biraz önce bahsettim. Tedarik zincirlerin çok küresel firmalar, dev firmalar.
Evet. Bunların, bu zincirin, halkaların kopması esasında yerel üretimleri, yerel tedarik imkanlarını da beraberinde getirebilir. Tıpkı şu anda restoranların kapanıp da evde üretimin, evde yemeklerin başlaması gibi, onu kastetmiştim. Dolayısıyla yerel üretim belki de hız kazanacak bu şekilde, yerel tedarik imkanları artacak. İşte o görüşte olan ekonomist arkadaşlarımız da var ama şimdi uluslararasında bir iş bölümü var şu an. Yani 1929 buhranından sonra yavaş yavaş günümüze kadar gelişerek geldi. Şimdi bu iş bölümünün mantığının içinde mukayeseli üstünlük avantajları diye bir kavram var. Şimdi Evet. Kim hangi konuda Daha uzman, üstünse. bu konuda daha üstünse üretimi o yapardı ve verimlilik getiri en üst safhada çıkardı. Şimdi bu tedarik zinciri koptuğu zaman doğrudur. İçe kapanma hali olduğu için bir ithal ikameci, yerel üretim arayışları artacak. Şimdi böyle bir durumda da o mukayeseli üstünlük avantajları ortadan kalkacak. Kalkınca da verimsizlik olacak. İşte onun için diyoruz ki dünya biraz küçülecek, fakirleşecek. Aslında yerel olarak üretmek, ithal ikame ederek ithalatı azaltıp milli üretimi artırmak cazip gibi gözüküyor ama küresel düzeyde baktığımız zaman aslında dünyada verimlilik aşağı düşecek demektir. Böyle bir dezavantajı var. Bir başka paradigma değişikliğini düşünürsek, şimdi bu yine kadar biz de dahil, herkes şey derdi, aman bütçe dengelerini koruyalım. İşte bütçenin optimum dengeleri var. Aslında bunun artık şu günümüzde hiçbir geçerliliği kalmadı. Yani bütçe dengesi korunsun ya da korunmasın, önemi yok. Hatta korunmasa daha iyi. Böyle de bir değişiklik oldu. Çünkü eğer korunursa düşen talebi yerine koyacak bir kamu gücü yok demektir ortada. O kamu gücünün olması gerekiyor. O zaman da bu denge gözetimini falan yapılmaması gerekiyor. Böyle bir paradigma değişikliği var. Bir başkası, bugüne kadar son 50 yıldır baktığımız zaman üretimde de tüketimde de aynı anda eş zamanlı olarak her ikisini de baltalayan bir kriz yoktu. Bu hem üretimi hem tüketimi eş zamanlı ve ani şoklarla durdurdu. Bu da böyle bir paradigma değişikliği. Tabii bunları tespit ederken çözümü de bunların üzerine oturtmamız gerekiyor. Biraz sonra belki onunla da ilgili söyleyebiliriz. Evet. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Şimdi bu yine kadar hep bizler özellikle finansal temerrüt olayıyla ilgilenirdik. Finansal temerrüt oranı nasıl hesaplanır? Bu firmanın kaçtır? Bu ülkenin kaçtır? Diye hesaplamalar yapılırdı. Ve analiz ve risk ölçümü yöntemleri bunun üzerine oturtulurdu. Ama şimdi son gelinen bu krizle bu salgınla beraber artık finansal temerrüt oranının yerine teknik temerrüt halleri çıktı ortaya. Açıkçası onu da ölçmek şu anki istatistik bilimi biraz zorlanabilir. Belki ileride buna çözüm bulabilir ama şu anda firmaların iflas riskini hesaplamak mümkün değil dememizi bile getirebilir. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Benim de geçmişim reytingçi olduğu için reyting kuruluşlarının en ölçmesi istenen rakam burasıydı. Şu an işlevini yitirdi belki de bu gibi kuruluşlar. Neyin şeyini ölçecekler? Ya, ölçükleri ne olacak? Teknik iflası ölçemeyecekler. Dolayısıyla finansal temerrüdünde herhangi bir işlevselliği kalmadı. Bunun şöyle bir yani rating sistemi de bu işten köklü bir şekilde değişiyor. Yani değişmesi gerekiyor. Eğer bunun kısa sürede çözülmezse bu kez teknik iflas riskinin, teknik iflas olasılığının hesaplanması gerekecek. Bu da rating kuruluşlarının herhalde işi değil. Bu başka bir organizasyonun işi olacak. Anladım. Bu da şimdi tabii en çok konuşulan, tartışılan konulardan bir tanesi de para basma olayı. Merkez bankalarının para basması. Ne tartışılıyordu? Para arzının artması enflasyonist baskıyı arttırır. Fakat şu anda hükümetler, devletler bunu göze alıyor. Çünkü talep aynı ölçüde artmayacak. O zaman bu risk meselesi, rating meselesi, bu para arzının artması, devletlerin böyle bir yola başvurması, merkez bankalarının. Sence nasıl sonuçlanacak bu iş? Nereye gidecek? Şimdi
biraz önce söyledim ya, paradigma değişikliklerinin içerisinde bütçe dengelerinin önemi yok. Aslında bu bir ana başlık. Bunun altını şöyle doldurabiliriz. Maliye politikasında çok ciddi açıklar vermek, optimum para teorisinden vazgeçip toplumun canlılığını koruyabilmek için, likidite seviyesini koruyabilmek için, kredisinin durmasını önleyebilmek için çok ciddi parasal hareketlere girişilmesi gerekir aslında. Fakat bunu illa para basarak yapamayabilirsiniz. Her ülkenin koşulları biraz bunu değiştirecek. Söz gelimi Amerika para basabilir. Çünkü onun parası rezerv para. Rezerv para olduğu için enflasyon yaratmayabilir. Türkiye'de de Türkiye para basabilir. Belki enflasyon yaratabilir. Ama önemi yok artık bu saatten sonra. Enflasyon olsa ne olur, olmasa ne olur. Çarkı döndürmek artık şu noktadan itibaren önemli. Önemli olan döndürmektir. Ama bunu derken illa da mesela ben duyuyorum, illa para basalım, böyle bir politika uygulayalım. Tam öyle de demek istemiyorum. Ama diyorum ki toplumda, ekonomide para miktarının artmış olması gerekir. Ama onun yöntemi sadece para basmak değil. Mesela şöyle de bir şey olabilir ki keşke onu yapabilseler. Tüm ülkelerin merkez bankaları birbirlerine swap limitleri verseler mesela. Mesela biz gidip Fed'le anlaşsak belli bir limit, 100 milyar söz gelimi, 100 milyarlık dolar karşılığında biz de oraya TL limiti verip onlar bize dolar limiti verip karşılıklı böyle bir limitleşsek bu bir para basma mantığına getirir insan ama direkt bir banknot basımı olmaz bu. Böyle bir şey de olabilir. Yani düşünürsek çok yöntemi var. Ama önemli olan bir takım paradigma değişikliklerine ekonominin uğradığını düşünerek eski bildiğimiz ezberlerimizi unutmamız gerekiyor. Yani para basmak kötüdür. İşte bütçe açığı vermek kötüdür. Cari açık vermek kötüdür gibi kısıtlardan kendimizi artık arındırmamız gerekiyor. Öyle bir dönemdeyiz. Koronavirüs şu anda bütün denklemleri değiştiriyor. Koronavirüsten önce ve koronavirüsten sonra diye bir dönem artık bahsedeceğiz belki de. Evet. Şimdi birçok ülke ekonomik paketler açıkladı. Amerika önce bu işi ciddiye almadı. Hatta lakayt bir tavır da sergilendi. Fakat 2 trilyon dolarlık bir paket açıldı. Vatandaşlara biner dolar çek verilmesi söz konusuydu. Almanya 750 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Fransa 65-70 milyar dolarlık bir paket açıkladı. Türkiye'de geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaparak 100 milyar liralık bir paket açıkladı. Ne diyorsun? Bu paket yeterli mi? Derdimize çare olur mu? Ne yapılmalıydı? Eksik buluyor musun? Doğru buluyor musun? Bu konuyu bir değerlendirir misin? Şimdi biraz önce bahsettiğimiz paradigmalara bağlı olarak bir kere ana ilkelerden önce bahsedelim. Çözüm için ne olmalıydı? Türkiye'nin bu yarattığı, yaptığı uygulamalarda ne kadar buna uygun? Şimdi ekonomik paketler biraz önce dedik ki hem tüketimi hem üretimi aynı anda şok bir şekilde ani duruş yaptırdı bu kriz, bu salgın. Buradan şu çıkıyor. Yapılacak her türlü tedbir aynı anda hem üretime hem tüketime destek olması gerekir. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman Türkiye'deki yapılan bu teşvikler, bu paket büyüklüğü tabii ki tam bir büyük bir paket değil. Yani olması gerekenden epeyce küçük bir paket. Niyet olarak iyi. Çünkü kredi duruşunu engellemeye çalışıyor. Yani bu dönemde kredi duraksamalarını engellemek gerekir. Bir kere onu engelliyor. İkincisi, üretici kesimin bir kısmına katkı sağlamaya çalışıyor ama sistematik bir yapısı yok. Çünkü mesela ilk etapta şöyle bir istatistik yok Türkiye'nin elinde. Hangi sektörler, hangi firmalar talep yetersizliği sebebiyle, talep durması sebebiyle üretimlerine ara verecekler. Böyle bir istatistik yok.
Böyle bir istatistik eğer bulunursa, ki çalışılırsa bulunur, burada yapılacak ilk yardım hane halklarına yapılması gerekiyordu. Yani böyle bir sistematik durum yok şu andaki Türkiye'deki pakette. Hane halkına bunu yapılması, talebi canlandırması gerekiyordu. İkincisi, işini kaybeden, işini kaybetme riski olan ama demin söylediğim gibi finansal temerrüde dayalı bir iş kaybından söz etmiyorum. Burada toplumun talebinin evde oturması sebebiyle durmasına ilişkin halleri düşünerek söylüyorum. Bu durumda da kesilen ücretinin alamadığı günlük gelirinin telafisine yönelik bir tedbir de yok şu an. Bu tedbirin de yapılması gerekiyordu. Şimdi bu kapsamda büyük ihtimalle yani bazı görüşmelerim de oldu. Biliyorum yeni paketler üzerinde çalışılıyor. Yani bu paketin yetersiz olduğunu zaten hükümetin kendisi de biliyor. Yetersiz çünkü. Eğer tıbbi açıdan da insanların evde kalmasını, rahat bir şekilde evde kalmasını istiyor isek, insanların özellikle günlük kazanıp, günlük geçinen ya da maaşlı olup, maaşı kesintiye uğrayan kesimlerin bir gelir garantisi içerisinde, gelir güvencesi içerisinde olmaları gerekiyor. Evlerinde rahat oturabilmeleri için. İşte bu noktada da bu noktada da sosyal devletin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu söylediğim politikalar Kesinlikle. Devletin sosyal devlet olması gerçeğini bir kez daha bize hatırlatıyor. Bir de demin önce dedim ki tedarik zincirlerinin bozulması demektir aslında bu koronavirüs saldırısı. Şimdi tedarik zincirlerinin bozulmasına yönelik Türkiye'de uygulanan bu paketin getirdiği hiçbir şey yok. Yani hangi tedarik zincirinin bozulduğunu bile bilmiyoruz Türkiye'de. Bir de en önemlisi tarımsal üretimin ne kadar önemli olduğu çıktı ortaya. Ve burada sadece bir ülkenin kendi sınırları içerisinde tüketeceği miktar kadar tarımsal üretimden de bahsetmiyorum. Bütün ülkelerin, Türkiye'de dahil olmak üzere, tarımsal ürün fazlası verecek şekilde tarımı geliştirmeleri gerekiyor. Böyle günler var çünkü. Mesela bu pakette bu da yok. Yani ben çiftçilere yönelik bir şey göremedim. Şimdi olsun sorarsanız. Eskiden kalan. Ve öz itibariyle de bu tedbirler daha çok normal tüketim daralmasına yönelik daha önceden yapılmış duraksamalar için üretilmiş bir paket aslında. Ama şu anda sadece tüketim duraksaması yok, aynı anda üretim duraksaması da var. Her ikisine yönelik yapılması gerekiyordu. Yani radikal köklü bir tedaviden ziyade bir pansuman tedavisi var diyorsun. Evet. Anladım. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra nasıl bir tabloyla karşı karşıya geleceğiz? Ve bu beladan kurtulmak için hükümet ne yapmalı? Firmalar nasıl etkilenebilir? İnsanlar nasıl davranmalı? Onu geleceğim. Sonra da bu internasyonalizm konusuna değinmiştin yazıda. Evet. O konuyu konuşup bitirelim. Şimdi dikkat ederseniz bütün ülkeler, sadece Türkiye değil, bütün ülkeler hemen kendi içine dönmeye başladı. İşte üretimimizin büyük kısmını içeride yapalım, dışarıya mahkum olmayalım gibi düşünceler öne geçerek içe kapanmaya başladılar. Böyle bir eğilim. Evet. Bu biraz kısa vadede de devam edecek bu eğilim. Biraz önce söylediğim gibi içe dönülmesi demek aslında verimsizlik demektir. Sebebini de açıklamıştım az önce. Bu şu anlama geliyor, daha bir fakir dünyaya evrileceğiz. Yani bütün ülkeler, sadece biz değil. Herkeste böyle bir eğilim var. Ama söylediğim kısa dönem için geçerli olan bir öngörü bu. Yani ithal ikameci bir yaklaşıma dönülecek. Bu da verimsizliği getirecek. 1960'lı 70'li yıllarda Türkiye bunu aslında yaşamıştı. Bunun gibi bir durum. Evet. Bir diğeri orta ve uzun vadede dünya şunu anlayacak. Dünya bir bütünleşik yapı. Dünya bir bütün. Bunun korunmaması halinde herkes bu işten zararlı çıkıyor mantığıyla. Birbirine bağlı dünya anlayışı güç kazanacak. Böyle bir eğilim. Bu da aslında
uluslararası işbirliğini o internasyonalist seviye dediğimiz bir duruma getirecek. Ama bu kısa vadede değil, orta ve uzun vadede böyle bir eğilim baş gösteriyor. Yani dayanışmacı, işbirlikçi, toplumsal bir yapı, toplumsal bir sistem, toplumsallık zemininin kurulması, oluşturulması gerekiyor. Aynen. Çünkü ulusların o daha önce keşfettiği mukayeseli üstünlük avantajlarını yeniden kazanması, yeniden işyerlik sağlaması gerekiyor. Çünkü insanlığın çıkarına olan bir şey. Bir de bu kriz öyle ya da böyle atlatılacak. Öyle ya da böyle aşı bulunacak. İnsanoğlu bu badireyi de atlatacak. Ama herkes şöyle diyor, işte şu an hakim olan, dünyada lider olan ülkelerin pozisyonları değişebilir, değişir, Amerika'yı özellikle kastederek filan. Tabii olabilir, bu mümkündür ama bana göre bu krizde kim ki evrensel insan sağlığına yönelik katkı yapacaksa, hangi ülke yapacaksa, ileride o ülkelerin yeniden dünya hegemonyasında lider olma, dünya yönlendiriciliğinde önde olma bir pozisyonuna sahip olacak. Bunu kim yapacak şu an bilmiyoruz. Amerika mı yapar, başka bir yapan, Çin mi yapar, başka bir ülke mi yapar, onu bilmiyoruz. Ama biliyoruz ki bu evrensel bir sağlık sistemine katkı yapan ülkelerden birisi olacak. Kimdir bilmiyoruz. Evet. Evet. Mesela bir de şunu eklemek isterim. Şimdi ekonominin bu paradigma değişikliğini de az önce söylemeyi belki de unuttum. Onların devamı olarak dünyada iş bölümü değişecek. İş bölümleri değişecek. O tedarik zincirleri yeniden kurulacağı için nasıl evrilecek? Şu andan bir şey söyleyemem ama o iş bölümü değişecek. İkincisi, sektörlerin önemi var. Gayri safi milli hasıla içerisinde. Bundaki o önem sıralaması değişecek. Hangisi öne geçecek, hangisi arkaya düşecek? Ona da ilgili şimdi bir şey söylemiyorum ama bu sıralama değişecek mutlak surette. Belki de bu sıralama, biraz önce söyledin ya, dünyaya damgasını, bundan sonraki süreçte dünyaya damgasını vuracak olan, hakim olacak olan ülke, küresel bir sağlık sistemini inşa eden, ilaç endüstrisini geliştiren, insanlığa bu yönüyle katkıda bulunan ülkeler olacak. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde en büyüyecek olan sektörlerin başında sağlık sektörü gelecek. Kesinlikle doğrudur. Yani katılıyorum. Belki gıda bunu takip edebilir. Tarım sektörü ve gıda önemi, evet, daha çok ortaya çıktı. Aynen. Beslenme ihtiyacı ortaya çıktı. Aynen. Dolayısıyla bu da önemli bir şey. Bir başkası hani bir gelir bölüşümü politikası, refah paylaşım politikası var şu an dünyada. Üç aşağı beş yukarı ülkeler arasında farklılık olsa bile benzeşiyor. Gelirin çok büyük bir kısmını çok az bir azınlık alıyor. Geri kalanı geniş kitlelere kalıyor. Bu paylaşım şekli değişecek. Gelir dağılımındaki bozukluk. Bu değişecek. Bir şekilde daha bir insanlığın ortak tüketim seviyesi artacak. Tekelleşme, bu anlamdaki gelirin sahipliğindeki tekelleşme bir miktar daha düzelecek. Böyle bir beklentimiz olabilir. Şeyi söylemeye gerek yok. Tabii ki hakim ideolojiler, yönetim biçimleri de buradan kendilerine bir dönüşüm içerisine girip bir çeki düzen verecekler. Ve son söz şunu söyleyebilirim. Eğer kısa sürede, tüm dünya için söylüyorum bunu, bu üretim ve tüketim kesintilerine bir çare bulunmazsa, yani bunun anlamı aşı ne kadar gecikirse bir anlamda da onu demeye çalışıyorum. Ülkelerin içerisinde iç karışıklık halleri de çıkacak ortaya. Yani geniş halk yığınları ayaklanabilir. Bütün ülkeler için geçerlidir. Çünkü insanları gelirsiz bir şekilde eve hapsedemezsiniz. Umuyorum ve diliyorum ki çok kısa süre içerisinde bu üretim duraksamaları bir şekilde çözülür. Bunun için de hükümetlerin çok geniş kapsamlı, enflasyonu düşünmeden, para miktarını düşünmeden, uluslararası işbirliğiyle açık bir şekilde tedbir alırlar. Hem üreticiler için hem tüketiciler için. Son bir soru. Sen uzun yıllar bankacılık yaptın, üst düzey bankacılık yaptın. Rating konusuyla, uluslararası rating konusuyla çok ilgilendin. İş dünyasıyla, KOBİ'lerle, şirketlerle çok içi oldun.
bundan sonraki süreçte bunun da bu sürecinde uzun süreceğini, bir süre daha devam edeceğini düşünürsek iş adamları, firmalar ne yapmalı? Bireyler, hane halkı, insanlar, halk ne yapmalı? Tüketiciler ne yapmalı? Şöyle birkaç başlık alabiliriz. Şimdi eğer firmaların pozisyonları, likidite seviyeleri onları belirli bir süre ayakta kalacak şekilde yeterliyse, üretimleri dursa bile kendi çalışanlarının gelirlerini, ücretlerini devam ettirmeleri gerekir. Ama tek koşulu o firmanın yeterli bir kaynağa ulaşma imkanı, erişim imkanı varsa ya da mevcut likiditeleri yeterliyse. Ama şöyle düşünün, birçok firma günlük yaşar hale düşmüştü. Şimdi o firmaların kendi imkanlarıyla, kendi likidite imkanlarıyla ayakta kalmaların iki yolu var. Ya kredi kaynağına erişimlerindeki engeller kaldırılacak ya da direkt oraya kamu tarafından yardım yapılması gerekecek. Dolayısıyla sadece firmaların değil, kamunun iyi analiz yaparak nerede üreticiye, nerede tüketiciye yardım yapacağını hesaplayarak, bazen tüketiciye yardım yaparak aslında üreticiye yardım yapmak anlamına gelir. Bazen de üreticiye yardım yaparsınız, maaş ödenmesi konusunda tüketici veya hane halkına yardım yapması gerekir. Dolayısıyla firmaların pozisyonları burada önemli. Yeterli kaynağı varsa korkmadan devam ettirsinler. Çünkü en fazla bu öngörülen bir sürede, 6-7 aylık bir süre içerisinde bir şekilde çaresi çıkacak ortaya. Bu süreye tahammül göstererek kaynaklarını, özellikle çalışanlarını gelirsiz bırakmasınlar. Söyleyeceğim bu. Ama böyle bir imkanı olmayanlara kamu kredi imkanını artırması, kolaylaştırması ve kendi gelir aktarım mekanizmalarını oluşturması gerekir. Şu ana kadar Türkiye'de bu gelir aktarım mekanizmaları kamudan özele, kamudan hane halkına başlamadı. Bir an önce başlaması gerekiyor. Çünkü öteki türlü üretim gücü kaybolursa yerine kurulması zor. Söylediğim gibi iç karışıklıklar çıkar. Evet, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Ayaklarına sağlık. İnşallah bundan sonra da mümkün olduğunca her hafta birkaç günde bir böyle sohbetler ederiz ve izleyenlerimizi aydınlatırız, bilgilendiririz. Verdiğin güzel bilgiler için, güzel sohbet için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Değerli izleyenler, sevgili dostlarım, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepinize sağlık ve mutluluklar diliyorum. Görüşmek üzere.